Merhaba arkadaşlar, bu videoda da size destek ve hareket sistemi bir de sindirim sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağım. Başlayalım testimize. Aşağıdaki grafikte kaslarımızda gerçekleşen fermantasyon reaksiyonları sonucu bazı madde miktarlarının değişimi gösterilmiştir. Sağlıklı bir insanın kaslarının hangilerinde grafikteki değişimler gerçekleşebilir? Arkadaşlar, laktik asit fermantasyonunu sadece çizgili kaslarımız yapabilir. Çizgili kaslar da vücudumuzda kendi isteğimizle hareket ettirebildiğimiz yerlerde bulunur. Mesela kol, bacak, işte sırt, göğüs gibi kaslarımız nedir? Çizgili kaslardır. O zaman bakıyorum burada kol kasını alacağım. Mide kendi isteğimizle hareket ettiremediğimiz yani düz kaslardan oluşandır yapıdır arkadaşlar. Döl yatağı yani rahim o da yine düz kaslardan oluşur. Cevabımız ne olur bu durumda? A şıkkı olur. Geçelim ikinci soruya. İskelet kaslarının düz kaslara göre daha hızlı kalsınmasının sebepleriyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? İskelet kaslarına uyartı getiren sinirlerin miyelinli olması, kas proteinlerinin bantlaşma göstermesi, tüm hücrelerinin sinirlerle bağlantılı olması, çekirdeklerinin hücre zarına yakın olması. Şimdi arkadaşlar, çekirdekleriyle kas proteinlerinin bantlaşma göstermesi bir ilgisi yok bunların. Tüm hücrelerinin sinirlerle bağlantılı olması olur. Neden? Çünkü sinirlerin hepsinden her bir hücre uyarı alıyor ve kasılıyor. İskelet kaslarına uyarı getiren sinirlerin miyelinde olması. Miyelin daha hızlı bir şekilde uyarı gelmesini sağlar. O yüzden bu da sebep olur. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Geçelim 3. sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisinde iskelet kası bulunur? Ne dedik? İskelet kası hareket ettirebildiğimiz yerlerde kendi isteğimizle kol, bacak, sırt, göğüs gibi. Bakıyorum burada cevaplarda ne var? Sırt kası var. O zaman cevabımız Denizli şıkkı olacak. Geçelim diğerlerine. Grafikte bir kasın durgun, kasılma ve gevşeme evrelerindeki boyu gösterilmiştir. T1 arkadaşlar durgun hali. T2 kasılma hali, kasılma halinde boyunu olmuş, kısalmış. T3'te yani gevşeme halinde de boyu uzamış. Diyor ki buna göre yanda konumu belirtilen koldaki K ve L kaslarının durumu grafikteki hangi zaman aralıklarına uygundur? Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz K kası kasılmış. Kasıldığı için boyu kısalmıştır. Dolayısıyla boyu kısalan aralık hangi aralık? T2. O zaman K kasına ne diyeceğiz? T2 aralığı diyeceğiz. T2. L kasına baktığın zaman uzamış arkadaşlar. O zaman bu da ne olacak? T3 olacak. Cevabımız T2, T3 olacak. Bakalım T2, T3 Denizli şıkkında var. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Şemada kan ve kemikler arasında kalsiyum miktarının düzenlenmesi gösterilmiştir. Bu olaylarla ilgili hangisi söylenemez? Arkadaşlar, kandaki kalsiyum değerini düşüren hormon hangisiydi? Kalsitonin. Bakın bu kalsitonin hormonu. Kalsiyumu artıran hormon hangisiydi? Bununla tam tersi çalışan parat hormon. Şimdi bakalım. Diyor ki bir numaralı hormon tiroid bezinden salgılanan kalsitonindir. Evet dedik zaten. Doğru. İki numaralı hormon böbreklerden kalsiyumun geri emilimini artırır. Şimdi kandaki kalsiyum yükselteceği için böbreklerden kalsiyumu geri emer. Doğrudur. 2 numaralı hormonun aşırı artışına bağlı olarak kemik yıkımı artar. Şimdi bakıyorum. 2 numaralı hormon eğer çok fazla artarsa kemiklerden kana çok fazla kalsiyum geçer. Buna bağlı olarak kemik yıkımı artabilir arkadaşlar. Doğru. 2 numaralı hormon ile 1 numaralı hormon antagonist çalışır demiş. Antagonist demek zıt demek. Biri yükseltirken biri düşürüyor. Doğru. Kanda kalsiyum değeri düşerse 2 numaralı hormonun salgısı azalır. Bakın düşerse 2 numara ne yapıyor? Yükseltiyor o zaman. 2 numaranın salgısı artar arkadaşlar. Yanlış olan şık Edirne şıkkı olur. Geçelim diğer testimize. 6. soruda diyor ki hamile bir kadının yeterli kalsiyum almamasına bağlı olarak kanındaki A ve B maddelerinin miktarındaki değişim grafikte verilmiştir. Grafikteki A ve B ile ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi yeterli kalsiyum almıyorsa kalsiyum miktarı düşecek. Ne artacak arkadaşlar? Kalsiyumu yükselten hormon artacak. Kalsiyum yükselten hormon hangisiydi? Kalsitonin. O zaman parat hormon.
A. Parot hormon olacak. B. Kalsitonin olacak arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Bursa şıkkı olur. Geçelim 7. soruya. Grafikte sağlıklı bir insanın kas hücresinde kullanılan ATP miktarının zamana bağlı değişimi göstermektedir. Bu kasla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bakın. Harcanan ATP gittikçe artıyor X'ten Y'ye kadar. Diyor ki kas X noktasından önce tamamen gevşeme durumundadır. Arkadaşlar tamamen gevşeme durumunda olsaydı direkt sıfırdan başlardık. O yüzden yanlış olan bu. Ayrıca bizler gevşek durumda olsak bile bakın kaslarımız gevşek durumda olsa bile bir miktar kasılı kalır. Ne diyorduk biz buna? Kas tonusu diyorduk. O yüzden yanlış olan bu. Diğerlerini de anlatalım. X'e kadar olan süre kas tonusunu göstermektedir. Evet, kas tonusu bir miktar kasılı kalmasıydı. ATP oksijenli solunum ve fermantasyon ile karşılanmış olabilir. Eğer bir çizgili kas olabilir arkadaşlar. Y noktasında serbest kreatin miktarı fazla olabilir. Y noktasında ATP üretimi maksimum olduğu için kreatinlerin yapısındaki fosfat bağlanmış olabilir arkadaşlar. O yüzden bu da doğru. Kasın faaliyeti artmıştır. ATP'yi fazla harcadığı için faaliyeti artmıştır. Yanlış olan şık ne olacak? A şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. 8. soru diyor ki: aşağıdaki grafikte pazu bölgesindeki kas demetinin farklı uyarılara karşı verdiği tepki şiddeti gösterilmiştir. Bakın, uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti ne olmuş? Artmış. Diyor ki kas demetindeki hücrelerin eşik değeri birbirinden farklıdır. Evet doğru. O yüzden de zaten giderek artıyor tepki şiddeti. 5. uyartıda bütün hücreler uyarılmıştır diyor. Arkadaşlar bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Bütün hücreler uyarılmış mı uyarılmamış mı bilemeyiz. Mide kasında da aynı durum görülür. Mide kası düz kastır. Düz kaslarda böyle bir durum görülmez, yanlıştır. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim 9. soruya. Sağlıklı bir insanda gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Şemaya göre işaretle karbon taşıyan bir yağ asidi molekülüne kaslardaki glikojen moleküllerinde rastlanabilir. Şimdi yağ asidine bakıyorum, nerede? Burada. Yağ asidi neye dönüşmüş? Glikoza. Kaslardaki glikojen de rastlanabilir. Şimdi buradaki glikoz kastaki glikojene dönüşüyor mu? Dönüşüyor. O zaman bu doğru olabilir. İşaretli azot içeren amino asit verilen bir insanın kanındaki laktik asit molekülleri işaretli azot taşıyabilir. Arkadaşlar laktik asitin yapısında azot yok. O yüzden bu yanlış olur. Taşıyamaz. Laktik asit önce glikoza daha sonra glikojene dönüştürülebilir. Bakıyorum laktik asit önce glikoza dönüşmüş. Evet sonra glikojene dönüşebilir. Doğru. Organik moleküller karaciğerde birbirine dönüştürülebilir. Baktığınız zaman arkadaşlar zaten bu bir dönüşüm mekanizmasını gösteriyor. Doğrudur. Cevabımız 1, 3, 4 yani denizli şıkkı olur. Evet destek ve hareket sistemi soruları bu şekilde. Geçelim sindirim sistemi sorularına. Evet arkadaşlar bu soruya baktığımızda bakalım şekildeki ifadelerden diyor hangisi yanlıştır. Şimdi ilk önce hangi kısımlar var bunlara bakalım. Safra kesesi bakın 5 numaralı olan kısım safra kesesidir. Daha sonra 5 numarayı ince bağırsağa bağlayan kanal koledok kanalıdır arkadaşlar. Zaten burada göstermiş. Bir de pankreastan gelen kanal var. Pankreastan gelen kanal da Wilson kanalıdır. Yani ikinci bölgedeki olan kanal Wilson kanalıdır. Pankreastan pankreas öz suyunu gönderir. 3 numara ince bağırsaktır. İnce bağırsağın başlangıç kısmı. 4 numarada arkadaşlar yine aynı şekilde ince bağırsağın devamıdır. Şimdi diyor ki birinci kanaldan gelen salgı safradır. Evet, birinci kanaldan ne geliyor? Safra sıvısı geliyor arkadaşlar. Doğru. Pankreas sindirim enzimleri ikinci kanaldan gelir. Wilson kanalından geliyor arkadaşlar. Doğru. Üçüncü yapı yemek borusudur demiş. Hayır bakın üçüncü yapı nedir? İnce bağırsağın başlangıç kısmıdır arkadaşlar. Yanlıştır bu. Dördüncü kısımda kimyasal sindirim olur. Bu da doğrudur. Beşinci kısım safra kesesidir demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. Evet, ikinci soruya geçelim. İkinci soruda ne diyor bakalım? Diyor ki aşağıdaki deney tüplerinin içine sırasıyla ekmek, et ve fındık konuluyor. Deney tüplerine bir miktar pankreas öz suyu eklenip uygun ortamda bekletiliyor. XYZ
XYZ kaplarındaki deneyin sonuçları ile ilgili yorumlarından hangileri yapılamaz? Şimdi arkadaşlar, ekmekte ne var? Nişasta. Karaciğerin içerisinde ne var? Karaciğerde glikojen var. Fındıkta ise arkadaşlar protein var ve yağ var. Diyor ki X tüpünde hidroliz olmaz. Bu yanlış olur. Çünkü pankreas öz suyunun içerisinde nişastayı sindiren amilaz dediğimiz enzim bulunur arkadaşlar. Bu yüzden bu yanlış olur. Y tüpünde kimyasal sindirim olur. Evet, doğru arkadaşlar. Karaciğerde yine glikojen bulunduğu için kimyasal sindirim olur. Bu doğru. Z tüpündeki polimer madde miktarı azalır. Z tüpünde de yine protein olduğu için, daha sonra yağ olduğu için arkadaşlar ne olacak? Buradaki madde miktarı da azalacak. Hangisi yapılamayacak? Yalnız bir yapılamaz. Geçelim diğer sorumuza. Üçüncü soru diyor ki, insanın sindirim sistemindeki mide, ince bağırsak ve kalın bağırsakta yapılarından hangileri ortak olarak bulunur? Arkadaşlar, midede de, ince bağırsakta da, kalın bağırsakta da üçü de vardır. Bağ doku, kas doku, epitel doku hepsi bulunur. Özellikle yapısına katılan bileşiklerdir bunlar. Geçelim diğerine. Sindirim tepkimeleriyle verilenlerden hangileri gerçekleşir? Solunum ham maddeleri oluşur. Arkadaşlar, bu yanlış. Solunumun ham maddesi nedir? Solunumun doğrudur bu. Solunumun ham maddesi glikozdur. Dolayısıyla sindirim tepkimesiyle glikoz, amino asit gibi bileşikler oluşur. O yüzden bu doğru. Makromoleküllerden yararlanma olanağı sağlanır. Makromolekül ne demek? Büyük molekül. Bunları parçalayarak yararlanıyoruz. Doğru. Besinlerin polimer hale dönüştürülmesi sağlanır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Polimer hale dönüşmez, monomer hale. Polimer büyük molekül demek, monomer küçük molekül demek. Bu yanlıştır. Cevabımız Adana 1 ve 2 olur. Geçelim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindirimi sonucu oluşan son ürünlerin özelliklerinden biri değildir? Proteinlerin sindirimi sonucu oluşan son ürün nedir? Amino asit. Amino asitler diyor, hormonların yapısına katılabilir. Evet. İnsanda temel amino asit sentezinde kullanılabilir. Temel amino asit bizim sentezleyemediğimiz, dışarıdan hazır olarak aldığımız amino asitlerdir. Sentezleyemediğimiz bir şeyi nasıl üretebiliriz? Üretemeyiz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak arkadaşlar. Bu yanlıştır. Biyokimyasal katalizörlerin yapısına katılabilir. Biyokimyasal katalizör nedir? Enzim. Bunların yapısına katılabilir. Doğru. Enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Evet, amino asit enerji kaynağı olarak kullanabiliriz. İnce bağırsaktan kılcal damarlara geçer. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 6. soruda diyor ki, aşağıda verilen organların hangisinden çıkan toplar damar doğrudan ana toplar damara bağlanmaz? Arkadaşlar, bu dolaşımla ilgili bir konu gibi görünse de sindirim sisteminin sonunda besinlerin emilimi konusunu anlatıyorum. Besinlerin emiliminde ince bağırsaktan çıkan kapı toplar damarı karaciğere bağlanıyor. Direkt olarak ana toplar damara bağlanmıyor. O yüzden cevabımız ince bağırsak olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki, karbonhidrat sindiriminin tam olarak gerçekleşebilmesi için yapılarından hangilerinin salgılarına gereksinim vardır? Bir kere karbonhidrat sindirimi nerede başlıyor? Ağızda. O zaman tükürük bezini alacağız. Midede karbonhidrat sindirimi var mı? Yok, gitti. Pankreastan gelen amilaz enzimi de yine ne yapar arkadaşlar? Karbonhidrat sindirimi yapar. İnce bağırsakta da laktaz, maltaz, sükraz gibi enzimler vardır. Bunlar da gereklidir. Cevabımız ne olacak? 2, 3 ve 4 olacak. Geçelim 8. soruya. Sağlıklı bir insanın mide öz suyunda bulunan hidroklorik asitin görevi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Burada doğru mu verilmiştir, yanlış mı verilmiştir diye sormamış. Bakalım. Peki, asidik bir ortam oluşturarak pepsinojenin tripsinojene dönüşmesini sağlar. Yanlıştır arkadaşlar. Pepsinojenin pepsin haline gelmesini sağlar. Bu yanlış. Pepsinojenin proteinlere doğrudan etki etmesini. Pepsinojen doğrudan etki edemez. Önce aktif hale gelmesi lazım. Yanlış. Pepsinojenin salgılanmasını sağlar. Hayır arkadaşlar, yanlış. Bazı mide hücrelerinin kana gastrin hormonu salgılamasını sağlar. Bu hidroklorik asitin görevi değildir. Pepsinojeni pasif pepsinojeni aktif pepsine çevirir. İşte cevabımız
olacak arkadaşlar. Hidroklorik asit bunu yapar. Ayrıca diğer görevlerini de söyleyeyim ben size. Asidik bir ortam oluşturarak proteinlerin ve diğer gelen besinlerin mekanik olarak sindirilmesini sağlıyor. Yani hani küçük parçalara ayrılmasını sağlıyor. Midede antiseptik bir özellik oluşturuyor ve besinlerle gelen mikropların öldürülmesini sağlıyor arkadaşlar hidroklorik asit. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sindirim değildir? Protein, amino asit kimyasal bir sindirimdir. Yağ, gliserol yağsına çevrilmiş kimyasal bir sindirimdir arkadaşlar. Laktoz, glikoz ve galaktoza çevrilmiş. Bu da aynı şekilde. Dipeptit, amino asitlere çevrilmiş. Bu da öyledir. Bakın şuradaki glikozun karbondioksit ve suya dönüşmesi hücresel solunumdur. Bu kimyasal bir sindirim olayı değildir. Hücresel solunum olayıdır. Geçelim 10. sorumuza. Çok miktarda laktoz içeren besinleri yiyen sağlıklı bir insanda aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangisinin ince bağırsak villuslarından kana geçişi artar? Laktozun yapı taşları nedir arkadaşlar? Glikoz ve galaktoz. O zaman hangilerinin geçişi artacak? Glikozun ve galaktozun geçişi artar. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 11. soruya. Diyor ki parazit bir bakteri türü aşağıdaki besin ortamlarına bırakılmıştır. Parazit bakteri ne yapıyor? Kendi besinini sindiremiyor. Sindirilmiş besini alıyor arkadaşlar. Numaralı deney tüplerinden hangilerinde bu bakterilerin yaşama şansı en yüksektir? Yani numaralı olan besi yerlerinde, deney tüplerinde sindirim gerçekleşecek ki bakteri yaşasın. Bakın glikoz, amino asit, vitamin 20 derece burada yaşar. Çünkü hem sindirime gerek yok hem de sıcaklık uygun arkadaşlar. Burada yaşayabilir. Glikoz, amino asit, vitamin var ama eksi 5 derece burada yaşayamaz. Protein, yağ, disakkarit ve 5 derece demiş. Yaşama ihtimali var ama dursun bir bakalım. Protein, yağ, polisakkarit. Bakın polisakkarit ve disakkarit var. Burada glikozun ve protein yağın arkadaşlar parçalanması gerekiyor. Bunları parçalayan enzim parazit bakteri de yoktur. O yüzden buralarda yaşayamaz. Cevabımız ne olur? Yalnız bir olur. Gelelim son sorumuza. Sindirim sistemi organlarının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hidroliz enzimleri salgılama. Bunu yaparlar. Sindirim hormonları üretebilme. Mesela mide arkadaşlar hormon üretiyor. Doğrudur. Sindirim ürünlerini hücrelere taşıma. Bakın taşıma görevini sindirim sistemi yapmaz. Kim yapar? Dolaşım sistemi yapar. O zaman bu gitti. Cevabımız bu olacak Ceyhan. Sindirim atığını kısa bir süre depolama. Evet, kalın bağırsak depoluyor. Doğru. Besinlerin sindirim öz sularıyla karışmasını sağlama. Bu da olur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Böylece bitirmiş olduk arkadaşlar sindirim sistemi ve destek hareket sistemini. Sonraki videoda dolaşım ve bağışıklık sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.